Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı heyet şu anda Anıtkabir alanına, tören alanına girmek üzere. En önde askerlerin taşıdığı, tören kıtasının taşıdığı çelenk ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan en önde olmak üzere devlet erkanı geliyor. Yine yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve devlet bakanları da, bakanlar da bugün burada devlet erkanı ile birlikte tören alanına giriyor. Büyük bir kalabalık var. Yüzlerce, binlerce kişi bugün burada. Yine gün boyu da binlerce kişinin Anıtkabir'e gelerek atasının huzuruna çıkacağını ifade edelim. Askerler üniformalarıyla birlikte burada, 81 ilden başta Ankara olmak üzere gelen öğrenciler burada, öğretmenler burada, emniyet mensupları burada. Atatürk'ün huzurunda devlet erkanının tören alanına girmesiyle birlikte tören başlayacak. Saat 9'u 5 geçe önce saygı duruşunda bulunulacak, ardından da İstiklal Marşı okunacak. Ardından buradaki tören mozoleye çelenk bırakılmasıyla devam edilecek. Anıtkabir'de bayrak yerilecek. Misaki Milli Kulesi'nde şeref defteri imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o deftere yazacağı ifadelerde olacak gözler. Atatürk'ün ebediyede irtihalinin 84. yıl dönümü nedeniyle tüm Türkiye'de törenler düzenlenecek ama ilk ve belki de en önemli tören bugün burada atanın huzurunda Anıtkabir'de düzenleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma Bakanı, Kültür Bakanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, siyasiler, milletvekilleri, askerler, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, büyük bir kalabalık. Yine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İyi Partilileri görüyorum. Yine CHP heyetini görüyorum burada. Hemen hemen tüm siyasi parti üyelerinden katılımların olduğu devlet erkanı şu anda tören alanında bulunuyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri bu devlet erkanını selamlıyor. Öğrencilerin ellerinde bayraklar, yüzlerce bayrak atanın huzurunda bugün ölümünün 84. yılında Mustafa Kemal Atatürk anılıyor. Bu etkinliklerin ilki ve en önemlisi belki Anıtkabir'de düzenleniyor ama tüm yurtta düzenlenecek demiştik. Tüm yurtta bugün illerde, okullarda, sokaklarda, caddelerde Atatürk anılacak. Atatürk'ün hayatı, mirası, cumhuriyet anlatılacak. O törenlerin ilki de bugün burada Anıtkabir'de düzenleniyor. Merdivenleri çıkıyor devlet erkanı. Az sonra tören başlayacak. Saat 9'u 5 geçe Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu o dakikada sirenler çalacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Gün boyu Anıtkabir binleri, milyonları ağırlayacak ki şunu söyleyelim, 2022 yılında, 2022'nin ilk 10 ayında yaklaşık 3 milyon kişi Anıtkabir'i ziyaret etti, atanın huzuruna çıktı. Bugün de 10 Kasım'la birlikte Kasım ayı içerisinde de yine milyonların buraya gelmesi, atayı ziyaret etmesi bekleniyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan en önde, devlet erkanı hemen arkasında Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma Bakanı, Sağlık Bakanı, Spor Bakanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, parti heyetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi Anıtkabir'e geldi ve şu anda da molozeyi bırakmak üzere içeri giriş yapıyor. Devlet erkanı, yine İyi Parti heyeti de hemen önümden geçmekte. Arkalarındaysa Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi bulunuyor. Buradaki devlet töreni tamamlanır tamamlanmaz da Anıtkabir ziyarete açılacak ve binler öğrenciler, 81 ilden gelenler atanın huzuruna çıkabilecek ki bayraklarıyla birlikte bekleyen büyük bir kalabalık olduğunu söyleyelim. Tören alanına girenler olduğu kadar sabah saatlerinde olmasına rağmen tören alanının dışında, Anıtkabir'in dışında da büyük bir kalabalık vardı sabahın ilk saatlerinde. Şu anda da Atatürk'ün 84. ölüm yıl dönümünde devlet erkanı tören kapsamında içeri girdi, atanın huzuruna çıktı. Burada molozeye çelenk bırakılacak Aslanlı Yolda yürüyüşün tamamlanmasının ardından. Saatler 9'u 5 geçe 2 dakikalık bir saygı duruşunda bulunulacak ve
İstiklal Marşı okunacak, Anıtkabir'deki bayrak yarıya inecek, Misaki Milli Kulesi'nde şeref defteri imzalanacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önündeki bayrak haricinde tüm yurtta dış temsilciliklerde Türk bayrağı yarıya inecek, Atatürk anılacak ölümünün 84. yıl dönümünde. Tamamen devlet erkanı Anıtkabir'de Moloze'ye çelenk bırakılacak saniyeler sonra. Büyük bir hazırlık, büyük bir kalabalık var. Bizler de CNN Türk ekibi olarak kameraman arkadaşım Mehmet Akif Yıldız'la birlikte bu özel anları sizlerle paylaşıyoruz. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan Moloze'nin önünde saniyeler içerisinde çelenk bırakılacak ve tören tamamlanmış olacak. Mozole'nin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı gerçekleştirilecek. Şu anda çelenk bırakılıyor Atatürk'ün mozolesinin önüne hemen askerlerle birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o mozolenin önünde çelenk bırakılıyor. Şu an itibariyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı ve şu anda sirenler çalmaya başladı. Ankara'da, tüm yurtta sirenler çalıyor. Sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı gerçekleştirilecek, okunacak ve Anıtkabir'deki bayrak yarı yarıya inecek. Şimdi ise tüm yurtta, Ankara'da, Anıtkabir'de siren sesleri duyuluyor. Atatürk'ün hayatını kaybettiği 84. yıl dönümünde bugün Atatürk anılıyor. Dilerseniz şimdi dinleyelim.